Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş geldiniz değerli dinleyenlerimiz. Halil İbrahim sofrasında bugün nazar mevzusu hakkında bazı bilgiler takdim edeceğiz sizlere. Doğru bildiğimiz yanlışlar veya yanlış bildiğimiz doğrular var. Bunları konu daha iyi anlaşılsın diye bazı örneklerle sizlere sunmaya çalışacağız Rabbimiz Celle Celaluhu dilimizin bağını çözsün, iyi bir şekilde anlatabilmeyi ve anlayabilmeyi nasip etsin. Amin. İlk önce sizlerle nazar mevzusunun bilinen yorumları nelerdir? Onları aktarmaya çalışacağım. Sonrasında dinimiz nazara nasıl bakıyor? Yanlışlar nelerdir? Hiç düşünülmemesi, yapılmaması gerekenler nelerdir? Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İlk önce nazar, halk dilinde göz değmesi, göz yakması veya göz ışıması olarak biliniyor. Nazarın bilimsel tanımı gözdeki bazı aygıtların ki buna fotoreseptörler deniyor. Bunların kasılması sonucu açığa çıkan negatif ve pozitif göz akım dalga ışınımına deniyormuş. Değerli kardeşlerim, üç türlü ışınım etkisinden bahsediliyor. Yapılan araştırmalarda yani herhangi bir dini eksenli araştırmalar değil bunlar. İnsanların enerjileri ki buna biliyorsunuz aura diyorduk. Her insanda 3-4 parmak insanın teninden uzakta başlayan her insanda yeni yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya çıkan bazı enerjiler var. Bu enerjilerin belli bir kısmı iyi, bir kısmı kötü enerjiler oluyor. Hatta bir misafirliğe gittiğiniz zaman, belki üç oda bir salon sizinki gibi, duvar kağıtlarına kadar aynı ama o evden haz alamazsınız, kendinizi rahatsız hissedersiniz. Bazı evlerde vardır ki misafirliğe gittiğiniz zaman, ev şekil olarak belki sizin hoşunuza gitmeyen yerdir, ama orada çok güzel şeyler hissedersiniz. Bunlar olmuş. Bunları bugün konuşacağız. Şimdi nazarı bilim yoluyla nasıl açıklıyorlar ilk bölümümüzdeyiz ya. Radyolarını yeni açanlar için bunu bir kez daha paylaşmış olayım. Radyoloji ilmiyle bağdaştıranlar olmuş. Nazarın üç türlü ışınım etkisinden bahsetmişler. Bunu ispatlamışlar. Alfa ve beta, gamma diye üç tane ışın. Alfa denilen sarsıcı. Beta kırıcı, yıkıcı ve gama ışınları da yakıcı olarak nitelendiriliyor. Daha çok alfa denilen yani sarsıcı ışın etkileri çok daha yoğun olarak oluşuyormuş. Nazar değdiği söylenen insanda da beynin orta bölümünde nöronlar yani sinirlerin harekete geçtiği, göz küresini büyüttüğü ve esnemenin başladığı da açıklanmış. Şimdi hangileri doğrudur? yanlıştır. Onlara biraz daha sabredin. İlk önce neler var, neler yok? Onları okuyorum. Bu ışınlar röntgen çekimiyle bile gözleriyle yapabilecek seviyede X ışınlarını beynin bazı kısımlarından boşalarak oluşturabiliyormuş. Bazı insanlarda bu oluyormuş. Çok azmış bu insanların sayısı ama bilim insanları bunları tespit etmiş mesela 14 yaşındaki bir Rus kızında gama ışınlarına bunda rastlamışlar ölçtürmüşler seviyesini bu çocuk gözleriyle karşısındaki insana az da olsa çok yüksek miktarlarda olmasa da radyolojik gama ışını yollayarak röntgen çekiminde kullanılan aygıtlara benzeyen sinyaller yollayabiliyormuş. İngiltere'de Leeds Üniversitesi parapsikoloji bölümünün yaptığı diğer bir deneye göre de nazarın varlığının bilimsel olarak ispatlandığı yazılıyor. Siz de okumuşsunuzdur, ben de okudum. Hatta birer, ar, bir, biraz araştırma yaptım bu konuda. Bu metinlerin orijinalleri de yer alıyor. Nedir bu haber? Leeds Üniversitesi'nde yapılan psikik güçleri olduğunu iddia eden, 6 denekle yapılan psikokinezi deneyinde, deneklere bir hafta boyunca seçilen bazı nesnelere odaklanmaları istenmiş. İki hafta sonucunda, nesnelerin bazılarında morfolojik ve biyokimyasal değişiklikler sapsanmış, özel olarak tasarlanmış hassas makineler, deneklerin gözlerinden çıkan hassas bir frekanstan yayılan elektromanyetik dalgaları tespit etmişler. Leeds Üniversitesi Parapsikoloji Bölümü Başkanı Arthur Gal, araştırma ile ilgili olarak yayınladığı bir makalede, maddede meydana gelen değişikliklerin, sadece renkli gözlere sahip insanlarda var olan, renkli maddelerle yayılan beta ışınımlarından kaynaklandığını söylemiş. Hatta biraz daha ilginç bir durum var. Science dergisi var, dünyaca meşhur. Bu araştırmayı geçen yıllarda Mayıs sayısının kapağına taşımışlar. Kem göz gerçekliği başlığını atmışlar. E, bu konuyla ilgili birçok bilim insanının görüşlerine yer vermişler. Bugün evet, bilim adına biz görmediğimize inanmayız diyen insanlar olduğu kadar e, madem elektriğe de e, baktığın zaman göremiyorsun. ve duygularımızı da göremiyoruz, ama bir şeylerin olduğunu biliyoruz değil mi? Bazı hisler var, mesela altıncı hisler var. Bu hisleri... E, i̇spat etmenin bir durumu var mı? Yok. Elimizde bir belgemiz olmuyor ama evet, bazılarımız hissedebiliyor bazı şeyleri. Şimdi konu buraya kadar zannediyorum biraz anlaşıldı. Nazar çok eski, yani sadece 300 yıldır, 500 yıldır değil ve sadece dinimizde değil daha önceki inanışlarda da nazarla ilgili aşırıya varan ki birazdan onları size anlatmaya çalışacağım. E, tespitler olmuş. Hatta öyle şeyler yaşanmış ki renkli gözlü insanların kötü olduklarına inanılmış. Mavi gözlü, yeşil gözlü veya ela gözlü insanlar hakkında hiç iyi şeyler söylenmemiş. Bunlar yalan şeylerdir. Merakı celbeden şeylerle daha çok ilgileniyoruz. Bu da onlardan bir tanesi olmuş. Acaba elimdeki bardak kırıldı nazardan mı? Kocamla hanımımla tartıştım nazardan mı? İşe giremedim nazar mı oldu? Araba aldım kaza yaptım nazardan mı oldu diye her şeyi nazara bağlamaya çalışmışız. Aynen büyüde olduğu gibi. Sözüm ona büyü ve cin mevzusunda da bilim insanları aynı görüşü söylerler. Bazılarından bahsediyorum. Görmüyoruz dolayısıyla cin de yoktur, büyü de yoktur derler. Bu ayrı bir şeydir. Ama şu anda dünyada özellikle e, istihbarat örgütlerinin bile cinlerden istifade ettikleri bilinmektedir. Bu ayrı şey. Şimdi geçelim bir başka bilgiye. Kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir açıklaması var. 2019 yılına ait nazarın mahiyeti yani nedir? Bununla ilgili olarak kesin bilgilerimiz yok. Bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinimizce de kabul edilmektedir. Bir hadisi şerifte, nazardan Allah'a sığının çünkü nazar yani göz değmesi haktır buyrulmakta. İbni Macide geçen bir hadisi almışlar. Kardeşlerim burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Halk arasında, az önce azıcık temas ettim, mavi gözlerde nazar gücü olduğuna inanılır. Ve bu inanca dayanılarak mavi gözlülerin kötü niyetli, kıskanç, ya da başkalarına zarar vermekten hoşlanan kimseler olduğu sonucuna varılır. Bu çok büyük bir yanlıştır. Bunun hiçbir kesin delili yoktur. Maalesef kulaktan duyma bilgilerle o öyle dedi, bu böyle dedi, bizim köyde şöyle bir olay olmuş. Şu civarda bilmem bir şey olmuş. Bunu kim anlattı sana? Ahmet anlattı. Ahmet'e Mehmet anlattı. Kaynağı belli değil. Maalesef bu konuda da aynı hatayı yapıyoruz kulaktan dolma bilgilerle. Bu anlayış hiçbir şekilde kanıtlanmamış. Birazdan daha iyi anlayacağız inşallah. Evet dinimizde nazar konusuna bir girizgah var. Lakin nazar boncuğuydu veya renkli göze sahip olanlar kötü insanlardı vesaire bunlar safsatadan ibaret. Kardeşlerim kıskançlığa da sebep oluyor bu. O kadar Büyük olaylar yaşanıyor ki efendim, kavgalar, hatta cinayetler bile oluyor. İnsanlar birbirleri arasında fitneler saçıyorlar. Şeytanın en çok istediği nedir? Bizim aramızı bozmaktır. Kardeşliği parçalamak bölmektir. Bugün bakıyoruz, bir çocuk ziyaretine gidiyor bir aile. O çocuk ziyaretine gittikten sonra çocuk uyuyamıyor veya bazı hastalıklar nüfuz ediyor. Vay efendim şu şu akrabam geldi veya şu şu komşum geldi çocuğa şöyle baktılar demek ki kötü niyetliler benim çocuğumu kıskandılar diye daha da ileriye giden şeyler söylüyoruz. Şimdi eğer biz bu ne olursa olsun ondan kaynaklanıyor dersek Allah korusun büyük bir şirket ve yani tehlikeye düşmüş oluruz. Bu şuna benzer bir e, trafik kazası oldu trafik kazasında şu hatadan dolayı, bunun arabayı yanlış kullanmasından dolayı veya yer ıslaktı, buzlu bir zemin vardı, kaza oldu. Bunun sebebi şudur, bundan dolayı bu olmuştur dersek bu tehlikeli olur. Nasıl ki rızık meselesinde olduğu gibi, evet biz çalışıyoruz, evimize bakmamız gerekiyor. Evde hanımımız veya çocuğumuza biz kazandığımızı paylaşmak için götürmek zorundayız. Bu bizim zorunluluğumuz. Bize böyle bir görev verilmiş. E şimdi bu tamam. Ama biz şunu diyebilir miyiz? Sizin rızkınızı ben var ediyorum. Ben olmazsam sizin rızkınız olmaz ve ölürsünüz diyebilir miyim? Diyemem. Ben bir vesileyim. Aynen o durumda olduğu gibi. Nazar birazdan işaret edeceğiz. Evet vardır. Ama her şeyi nazara bağlamak bir saplantı olur. Nazardan dolayı şöyle oldu, böyle oldu demeye başlarsak başımıza gelen her şeyi nazara e, nispet ederiz. Bu da büyük sıkıntıları bize getirir. Buna çok dikkat etmemiz lazım, kardeşlerim. Kötü gözden korunmak için çocukların elbiselerine uzun yıllardır mavi camlardan tesbih tanesi şeklinde, bazen göz şeklinde, ortası delikli cam e, yuvarlak şekillerde nazar boncukları üretilir. Bunların beş parmak şeklinde olanları da var. Bazı yörelerde, efendim atlara, e, nazar değmesinden korkulan diğer hayvanlara nazar boncukları takanlar da vardır. Bugün de olduğu gibi. Nazar boncuğunun daima mavi olduğu söylenir. İşte az önce size temas etmeye çalıştım. Şunun nazarı deviyor, şundan şu oluyor diye safsatalardan ibaret. İşte böyle mavi boncuk, şu bu gibi birkaç nazarlığın bir arada olup takım teşkil edenlere de nazar takımı deniyor. Bunlar da satılıyor belli ücretlere. Çocuğunuza nazar değmesinden mi korkuyorsunuz? Buyurun nazar seti. İçinde efendim mavi boncuğu, okunmuş şu suyu vesairesi diye. Bunlar var arkadaşlar. Şüphesiz nazar boncuğu göz değmesin diye tedbir olsun diye takılıyor. Lakin bunun yanında çeşitli nazarlıkların kullanıldığı da biliniyor. En yaygın tedbirler kurşun dökmek, tuz çevirmek, üzerlik yakmak veya farklı farklı şeyler. Şimdi bununla ilgili olarak bilmemiz gereken bir şey var. Dinimiz peki buna ne diyor? Dinimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne anlatıyor? Nazarın olduğunu göz değmesi olarak zaten bu aktarılıyor. Birinin gözünün değmesi olarak aktarıyor. Ama nazarın çok kuvvetli bir etmen olmakla beraber Allahu Teala'dan habersiz hiçbir şeyin olmadığı gibi bunun da bir imtihan olarak insanlara gelebileceği ve kesinlikle üzerime şunu takayım, şu boncuğu takayım, şu tılsımlı cam süsünü takayım diyerek korunmamak gerektiğini dua ile Allahu Teala'ya inanmakla, ona sığınmakla bunlardan kurtulmak gerektiği aktarılmış. Şimdi bu konu o kadar su istimal ediliyor ki ve maalesef bir taraftan bilim dünyası ya bize ne biz böyle şeylerle uğraşmıyoruz diyor. Topu atıyor bir kenara. Diğer tarafa bakıyorsunuz e, dinle ilgili, diyanetle ilgili görevliler bunu iyi bir şekilde halka anlatmadıkları için Bugün yatırlar veya Allah dostlarının kabirlerini ziyarete gidiyorum diye e, giden insanların yanlarında yumurtaları, kitli iğneleri, iplikleri, bez parçalarını götürdüklerini biliyoruz. 2020 senesindeyiz. Her açıdan kendimizi geliştirdik ama maalesef bu batıl inançlar konusunda bir adım ilerleyememiş durumdayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazarlık kullanmayı hoş karşılamamış. Nesai'de, İbn-i Mace'de de bu hadis-i şeriflerde geçiyor. Evet göz değmesi vardır, tamam gerçektir. Buhari'de, Müslim'de bunlar geçiyor. İşaret buyuruyor. Hatta ayetlerin gelmesi, muavazeteyn sureleri ki onların içerisinde biliyorsunuz dualar var, istiazeler, sığınmalar var. Ama bu e, şunu bize getirmiyor. Madem böyle bir sıkıntımız var, biz Panikleyeceğiz, insanlara kötü bakacağız, her renkli göze veya diyelim ziyarete gitti, biz bir yere gittik, başımıza bir şey geldi diyelim. Bundan dolayıdır, şundan dolayıdır diye sakın kendi aramızda düşmanlığa, fitneye, kıskançlığa sebebiyet vermeyelim. Bu arada şunu da hemen yeri gelmişken aktarmakta fayda var. Efendim nazar sadece kötü niyetli, art niyetli, negatif enerjiye sahip olan insanlardan, Karşıdaki insana veya maddeye geçmez Belli bir kısımda bu olur Nazarın da bazı türleri vardır vakit olursa onları da geçeceğiz. Bu türlerden bir tanesi beğenme nazarıdır bir tanesi haset nazarıdır bir tanesi de insanın veya hayvanın nesnenin zarar görmesine hatta ölmesine vesile olacak sebep olacak nazarlardır ona da öldürücü nazar denir bu mevzularda önemlidir. Yani bir şeyi kestirip atmamak lazım. Bu programı sizlerle paylaşma sebeplerimizden bir tanesi o. Doğrusu nedir, yanlışı nedir Allah'ın izniyle bunu konuşmak, bilgilenmek. Siz de dinlediklerinizi bir başkasıyla paylaşırsınız. Yani bugün hangi hoca efendi acaba bir kabir ziyaretine gideceği zaman bir insanın eline yumurtaları, iplikleri, bezi alıp da efendim ben şu kabrin etrafında üç tur dolanacağım, yumurta kabuğunu şuraya atacağım, bir hafta sonra geldiğim zaman yumurta kabuğu kahverengi ise duam kabul olmuştur. Şu ipliği o e, Allah dostunun mezarının hemen dışındaki demire bağlayacağım. Eğer bu bağ çözüldüyse işte duam kabul olmuştur falan gibi. Şu kadar işte adam var. Bunu e, yerine getireceğim. Dolayısıyla işte garantili ÖSS'ye çocuğumun girme su duası veya evladım hasta. Buraya bir çaput bağlayayım. Dolayısıyla komşum da böyle yapmış. Ben de böyle yaparsam çocuğum iyileşecek. Bu kelimeleri hangi hoca efendi destekler? Böyle bir şey yoktur. Dinimizde böyle bir kabir ziyareti yok. Böyle bir beklenti de yok. Bu çok büyük bir tehlikedir. Her şey Allahu Teala'dan gelir. İnsanlar kabir ziyareti yaparlar. Çok değerli bir zatı muhteremdir. Hem manevi bir hava vardır. O kişiye de dua ederler ama ne demek yanımızda o malzemeleri götürmek Allah korusun. Bu şirke kadar bizi götürür. Bir iplikten, bir bezden, bir yumurta kabuğundan ne beklenecektir, ne olacaktır? İşte bütün bunları beraber düşünmek lazım. Sözüm ona. Bugün çok gereksiz bazı bilgiler verilmekte hutbelerde. Çok daha önemli olması gereken bilgiler verilmemektedir. Bu konulara da mutlaka diyanet işlerinin el atması lazım. Bu bilgiyi de verdikten sonra devam etmek istiyorum. Efendim Yusuf Aleyhisselam'ın babası olan Yakup Aleyhisselam'la e, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir diyaloğu vardır. Hatırlatmak için söylüyorum. Yakup Aleyhisselam kendilerine Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ne demişti? E, evlatlarına, Yusuf Aleyhisselam Mısır'da e, bir idareciydi ya, onun yanına giderken ayrı ayrı kapılardan girin evlatlarım. Ben Allah'tan hiçbir şeyi sizin için savamam. Çünkü hüküm Allah'tan gelir. Onun için ben size sadece hatırlatıyorum. Allah'a tevekkül ediyorum. Lakin aynı kapılardan girmeyin Mısır'a. Çünkü size ne gelebilir? İşte burada tefsirlerde geçiyor. Göze gelmeyin manası varmış. Bunu farklı yorumlayanlar da var. Mesela Elmalılı Hamdi yazır bu tavsiyenin sebebi toplu bir surette göze çarpmadan bazılarının hasedine uğramadan girin şeklinde Elmalı Hamdi Yazır böyle yapmış Allah rahmet eylesin. Mesela Kalem suresini de böyle yorumlayanlar olmuş. Yani kem göze, nazara karşı. Kur'an-ı Kerim'de Kalem suresinde geçiyor biliyorsunuz. Kafirler Kur'an'ı işittikleri zaman Neredeyse seni gözleriyle kaydıracaklardı buyruluyor. Neredeyse seni gözleriyle kaydıracaklardı. Ve şüphesiz o mecnundur derler Haşa. Tefsirlerde de geçiyor. Müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördükleri zaman kendisine karşı o kadar kıskançlık, o kadar düşmanlık duyuyorlarmış ki ellerinden de bir şey gelmiyor, öldürecekmiş gibi bakıyorlardı. İşte bu 51. ayet bu psikolojik durumu tasvir eder. Bu ayeti göz değmesi yani nazarla ilgili olduğu yorumlarını yapanlar da var, yapmayanlar da var. Tabi biz en doğrusunu Allahu Teala bilir deriz. Lakin Buhari'de, Müslim'de, İbn Mace ve diğerlerinde de geçen bir hadisi şerif vardır. Bunu da her alim kabul etmektedir. Nazardan göz değmesinden Allah'a sığınınız çünkü göz değmesi gerçektir buyrulur. Şimdi demek ki göz değmesi var ve bizim sığınmamız isteniyor. Bunu dikkate aldıktan sonra nazarın gerçek olduğunu kabul ettik. Ondan korunma yollarını da öğrenmemiz gerekiyor. Korunma adı altında yaptığımız yanlışlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunun için dinimizin bize müsaade ettiği yollara başvurmalı, sakındırdığı yollardan kaçınmak durumundayız. Yani dengeli gideceğiz. Peki bizim için örnek nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i en iyi yaşayan kimdir? Kur'an-ı Kerim'de anlatılmayanları bize anlatan kimdir? Rüyası bile vahiy olan kimdir? Rehberimiz, önderimiz, Peygamber Efendimiz'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu konuda diğer konularda olduğu gibi kendisine müracaat edeceğiz. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh rivayet ediyor bunu. İbni Macide geçen bir hadis-i şerif. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım diye dualar ederdi. Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırdı. Muavezetan nazil olunca yani o efendim Nas, Felak, İhlas sureleri nazil olduktan sonra bu sureleri okumaya başladı ve diğer duaları terk etti diye geçiyor. Programımızın inşallah ilerleyen dakikalarında neler okumamız lazım bunları da paylaşalım. Esma bint Umeys radiyallahu anha rivayet ediyor. Kendisi, Ya Resulallah, Cafer'in oğullarına cidden nazar değiyor. Ben onlar için şifa dileğiyle okutturayım mı?" demiş İbn Mace'de geçen bir hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: "Evet, lakin kader ile yarışan bir şey olsaydı nazar değmesi işi onu geçerdi." buyurmuş. Yani aslında ne kadar nazarın önemli olduğu ile alakalı Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kötülüklerden, kötü kimselerin şerrinden emin olmak için sık sık okuduğu dualar ve sureler vardır. Enes bin Malik radıyallahu an mesela rivayet ediyor. Şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evinden çıkarken şu duayı okuyan kişiye bu dua kafidir. O adam muhafaza altına alınır şeytan da o adamdan uzaklaşıp bir kenara çekilir. Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Yani ne diyor? Allah Teala'nın ismi şerifini zikrederek evimden çıkarım. Ben Allah'a tevekkül ettim. Güç de, kuvvet de sadece Allah'ın lütuh ve ihsanıyladır. Tirmizi de geçiyor. Yine Ümmü Seleme annemizin rivayetine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken dua ederdi. Allahu Teala'nın ismini zikrederek çıkarım. Ben Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım hata yapmaktan, yolumu şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillikle başkasına bela olmaktan ve başkasının cahilce davranışıyla karşılaşmaktan sana sığınırım. Yine Osman bin Affan radıyallahu an rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu da çok önemli, bir kul her günün sabahında, her gecenin akşamında, üç defa şu şekilde dua ederse, o kişiye hiçbir şey Allah'ın izniyle zarar vermez. Yine İbn-i e geçiyor. Hangisi bu? Bismillah, la yedurru measmi'i şey'in fil ard ve la fis sema'i ve huves semiyul alim. Şimdi bunu anlamını öğrenerek bir kez daha düşünelim. İsmiyle beraber bulundukça, yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, veremeyeceği Allah'ın ismiyle sabaha erdim veya akşamladım. O her şeyi işiten ve bilendir. Şimdi nazar ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz ama, Tam burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Şuna buna ona buna. Yok yıldız nameleri, yok efendim nazar boncuklarına, kilitli iğnelere, çaputlara, bezlere, tellere takılmak yerine Allahu Teala'nın kerim olan kitabına ve onun sallallahu aleyhi ve sellem yolundan, efendimizin yolundan gitmekten neden kaçınıyoruz? Neden işi kolaylıkla halledemiyoruz? Arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında öyle bir olay nakledilmiş ki tam da programımızla alakalı. Nazarı daha çok değen insanları etrafınızda belki görmüşsünüzdür, yaşamışsanızdır. Bu olayı aktarmak ve ardından acizane yaşadığın bir tecrübeyi, bir olayı da size nakletmek istiyorum. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın zamanında nazarı çok kuvvetli olanlardan bir tanesi varmış. Bu kişi öyle bir hale gelmiş ki, iki gün, üç gün civarında inzivaya kapanır, sadece azıcık bir su içer, bir çadırda kalırmış. Sonra o iki gün, üç gün geçtikten sonra ilk baktığı nesne, diyelim bir hayvan affedersiniz, neyse o hastalanırmış, tökezlemeye başlarmış ve şu sözleri söylermiş. Ya ne kadar güzel bir hayvan veya ne kadar şöyle şey, ne kadar güzel yenir, ne kadar sağlam dediği zaman gerçekten de efendim olumsuz bir olay olurmuş ve bu o kadar çok tekrar etmiş ki hatta sağlam kaynaklarda da geçer bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık edenler o adamı bulmuşlar. Demişler ki sen geleceksin bizim başımızda böyle böyle birisi var biz ondan nefret ediyoruz ona inanmıyoruz kendisi peygamberi olduğunu iddia ediyor. Senden isteğimiz, biz ona bir şekilde güç yetiremiyoruz. Ona öyle bir nazar et ki ortadan kaldır. Allahu Teala elbette buna izin vermediler ve Allahu Teala'nın celle celalü izniyle, keremiyle hiçbir zarar veremeden kendileri helak olup gittiler. Bu olaylarda yazılmıştır. Şimdi acizan yaşadığım bir olayı anlatayım. Turgay abimiz var. Allah selamet versin. Dinliyorsa ona da selamlarımı iletiyorum. Beraber yaşadığımız bir durumdu. Buna benzer çok şey duydum ama bu yaşadığım çok önemli bir olaydı. Bir e, kuş bakmak için bir yere gitmiştik. Ne kadar böyle canlı, ondan sonra efendim, rengi, hal ve hareketleri çok güzel bir kuş kafesin içerisinde. Zannediyorum bizim ardımızdan birisi geldi, ona bakıyor. Ne kadar şu kuş bu kadar bilmem ne. Pazarlık yapılıyor. Ya şu kuşu ben alayım. Oranın sahibi diyor ki işte ben şu kadar veririm bu kuşu. Hayır olmazdı, olurdu ama çok güzel bir kuş ben bunu alayım derken gözümüzün önünde kuş çırpına çırpına kendi kafasını o kafesin telleri var ya oraya vura 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 tüy oldu her taraf ve öldü. Birkaç saniye içerisinde oldu. Buna benzer çok olay hikaye babında değil birebir yakınlarımdan duydum. Kendi gözlemleri yani birinci elden birinci gözlemden aktarılanlar. Yine bir kuş örneği vereyim size. Mezat diyorlar. Kuşları alıp satıyorlar biliyorsunuz kendi türlerine göre. Bunu, bunu yapanlar var. Postacı kuşlar vesaire, taklacı kuşlar deniyor. Oraya gittim diyor. Herkes elindeki kuşu o ona gösteriyor. Bu buna gösteriyor falan. Pazarlıklar yapılıyor. Tam diyor yanımda bir tane adam vardı. Dedi ki satan kişiye çiftini kaça satıyorsun? Şu kadara satıyorum. Ya bak demiş yanımda şu kadar para var. Sen bunu bana ver. Benim gözüm bu kuşlarda kaldı. Bunların başına bir şey gelmez. Ya ne saçmalıyorsun işte biraz daha şu kadarını ver sana vereyim. Bak kardeşim uyarıyorum ne olur ver falan. Gözümün önünde diyor kuşlardan bir tanesi değil. İki tanesi diyor takla atan kuşlarmış onlar. Dediğine göre ben pek anlamıyorum. Havaya diyor bir hatta adam diyor... Kuşların ikisi birden kafaları diyor yere geldi ve boyunları kırıldı diyor... Ve bu sefer ben sana demiştim dedi... Ve üzüldü diyor onu söyleyen kişi de... Hatta belli bir miktar para vermeye çalışmış... Gönlü hoş olsun diye... Şimdi bunlar... Bizim reddedeceğimiz şeyler değil bir... Ama dengeli gitmek zorundayız... Her şeyi de nazara bağlayıp da... Hasta olmamızın bir gereği yok... Yani kendi hatalarımızı örtbas etmek adına... Diyelim bir şey kırıldı nazardan. Ertesi gün kırılıyor nazardan. E kardeşim sende ne kadar bitmek bilmeyen bir nazar var. Bu e, sakarlık olmasın, dikkatsizlik olmasın. Veya kocasıyla hanımıyla bir tartışma yaşanıyor. Efendim, e, bunun sebebinin şu filanca kişi filancanın nazarı olduğu söyleniyor. Bakın. Bunlar çok tehlikeli yerleri bizi götürür. Abartmamak lazım. Evet nazar var bunu hissediyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Ve bundan korunmamız için birazdan inşallah aktarmaya çalışacağım, dua edeceğiz bol bol, sadaka vereceğiz vesaire yapılması gerekenler var. Ama ne dalga geçilecek bir mevzudur, yok diyecek bir mevzudur ya da rüyalarımıza girecek, korkacağımız, vesvese yapacağımız bir şey de değildir. Bugün sosyal medyayı kullanan, özellikle kendi çocuğunun, etrafındaki yaşadığı güzel şeyleri reklam eden insanların büyük tehlikeler yaşadığını da söylememiz gerekmektedir. Bu konuları konuşacağız vaktimiz olursa. Tamam mı? Arkadaşlar, dengeli olacağız. Bizden istenen denge. Medeti ve her şeyi Allahu Teala'dan bileceğiz. Tamam mı? Başka bir medetimiz olmayacak. Bizim Rabbimiz var Celle Celaluhu o kâfidir. Her şekilde bize yeter. Başka insanların gözünün şöylesi böylesi bilmem değil. Bir insanın kendi kızına, oğluna, kendi hanımına, kocasına ev mi aldınız evinize, araba mı aldınız arabanıza bunlara bile kendimizin nazarımızın değme olayı var. O yüzden ne dememiz lazım? Maşallah, barakallah. La havle ve la kuvvete illa billah dememiz lazım. E bizim kendimizin bile bir nazarı diyebiliyor. Kardeşlerim, nazardan korunmak için Allah'a sığınmamız lazım. Nazardan korumak için felak nas surelerinin okunması lazım. Bir kimsenin kardeşinde beğendiği, hayran kaldığı bir şey gördüğü zaman dua etmesi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hasan ve Hüseyin Allahu Teala rahmet buyursun. O güzeller için okuduğu bir dua vardı. Neydi? Ya Rabbi her türlü şeytandan, efendim, haşereden, kötü nazardan, senin tam kelimelerine, iradene, hükmüne sığınıyorum. Dua edin buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayvanlara, insanlara nazar boncuğu takmak, iplikler takmak, dövme yaptırmak bunlar yasaklanmış. Çünkü bunlar hiçbir sağlam kaynakta görünen şeyler değil. Buhari'de, Müslim'de, i̇bn Mace'de geçiyor nazarla ilgili göz değmesiyle ilgili şeyler. Ama altını çiziyoruz. Sakın bu tür yollara başvurmayın. Peki nazar şekillerinden söz e, açmıştık. Onu bitirelim. Beğenme nazarı, haset nazarı, öldürücü nazar var. Üç tane nazar şekli var. Sondan başlayalım. Öldürücü nazar dediğimiz, hatta Beni İsrail'de de şimdiki gibi yaşanmamış fevkalade durumların yaşandığını biliyoruz. Efendim, hatta şeytanın göründüğünü insanlarla beraber tabi farklı kılıklarla efendim onları kandırmak için insan suretine girdiğini biliyoruz. E şimdi bunlar görünmüyor. Evet ama Beni İsrail'de o kıssalarda biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bile o kıssaların anlatılmasının ders alınması için yararlı olduğu aktarılıyor. İşte o Beni İsrail kıssalarından bir tanesinde geçer. O kavimde mesela günah işlendiği zaman hangi hanede o günah işlendiyse kapıda sabahleyin onun işareti görünürmüş. Bir rivayete göre yazarmış şu günahı işledi. Bir rivayete göre işte efendim bir işaret olurmuş. Ondan anlarmış bu evde gıybet edildi. Cinayet işlendi şu oldu bu. Bu olaylarda yaşanmış. Şimdi bundan önceki devirlerde de Gerçekten deveyi bir bakışla öldüren yani öldüren derken siz meseleyi anladığınız için açıklama yapmak istemiyorum ikide bir ama öldüren de Allahu Teala'dır. Dirilten de Allahu Teala'dır. Mucizeleri gösteren peygamberlerdir ama o mucizelerin var eden, müsaade eden de Allahu Teala'dır. Tamam. Neyse bir bakışıyla deveyi yıkan onun ölümüne sebep olan insanlar olmuş. İşte öldürücü nazar dedikleri bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl üç gün çadırda kaldı nazarı değilsin diye Allah'ın izniyle bir şey olmadı. O adamın yaptığı gibi. Bugün de buna benzer çok sayıda örnek mümkün. Duyduklarımız, okuduklarımız, tecrübe yaşayan insanlardan edindiklerimiz böyle. Bunları yok diyemeyiz. İkinci nazar şekli haset nazarıdır. Bu en çok karşılaştığımız. Efendim onda var bu malzeme bende niye yok? O ne kadar güzel ben niye böyleyim? Onun şöyle bir evi var, benim evim böyle. Onun şöyle bir kıyafeti var, bende niye bu yok? Şöyle bir cep telefonu almış, bende yok. Şöyle bir işte çalışıyor, ben hala iş bulamadım veya onun kadar rahat bir yüksek ücretli işte çalışmıyorum. Ve en tehlikelisi. Sosyal medya kullananlar Facebook, işte Instagram şu bu kendi evlatlarının, kendi yavrularının ...fotoğraflarını, videolarını paylaşanlar... ...son bölümde bunları işleyeceğiz zaten... şimdilik geçiyorum... ...eyvah aman dikkat edin... ...nazarın en önemli versiyonu... ...kendi mutluluklarını... ...kendi özellerini milyonlarca insana teşhir eden insanlardır... ...dikkat edin... ...kendi mettim, kendim buldum diyenlerden olmayın... ...evet haset nazarı... Onu da var bende niye yok... ...mesela kıskanmalar da art niyette bundan oluyor çocuğun fotoğrafını yapıştırıyor yeni kucağına almış mesela. Evet ben de baba oldum. Buyurun ben de anne oldum. Bu da benim çocuğum diye. Peki çocuğu olmayan, yıllardır çocuk hasretiyle yanan bir insan onu tahrik etmiş olabilir miyim? Bu düşünülmüyor. Veya yıllar önce bırakın sarmaş dolaş karı kocanın gezmesini. Şimdi karı koca değil daha farklı gezişler var. Bundan 30 sene, 40 sene öncesine kadar insanlar sokakta hanımıyla bile el ele dolaşamazmış. Neden? Ya boşanmışlar olabilir, evlenemeyenler olabilir, bir, bir nazar olur, iç geçirirler, hiçbir şey olmasa bile değil mi? Onlara bir saygımız olsun mesela. E neden Ramazan-ı Şerif'te Müslüman olmayanlar bile İstanbul'daki o hatıratlarında anlatıyorlar. Çocuklarımıza derdi ki evladım bak biz Müslüman değiliz, e, oruç tutmuyoruz ama hak geçmesin onlara saygısızlık yapmayalım diye evlerde biz çocuklarımıza yedirir içirirdik diyor. Saygı vardı o zaman. Şimdi biz ne yaptık? Bırakın o zamanları hiçbir zorlama olmadığı halde kendi fotoğraflarımızı, videolarımızı teşhir ediyoruz. Kendi evimizin videolarını merhaba arkadaşlar benim odam burası, burası, şurası diye çocukların kendilerini, odalarını, ailelerini, anne babalarını, kocasını, karısını, çocuğunu teşhir ettiği bir döneme girdik. Dolayısıyla nazar çok büyük bir artış kaydetti. Bugün hastalıkların belli bir oranında maalesef tedavi yok. Doktora gidiliyor. Ben bende şu var, şunda bu var. Neyse bir şeyler konuşuluyor. Veriyorlar ilacı. Uyuşturucu gibi gönderiyorlar. 3 ay sonra bir daha gel. Bir daha geliyor. Başka bir ilaç dene. Dozunu artıralım. Ama çoğu nazarı unutuyorlar arkadaşlar. Bunları inşallah vakit olursa geçeriz. Şimdi öldürücü nazar var dedik. Çok tehlikeli olan ve çok az sayıda olan insan grubu, haset nazarı birçoğumuzda çoğumuzda olan, onda var bende niye yok ve beğenme nazarı var. Şimdi buraya dikkat ediniz lütfen. E kardeşim ben o kadar kötü bir adam değilim. Tamam. Haset nazarım da yok peki ama beğenme nazarı hepimizde var. Anne babada da var, kızına, oğluna karşı da var. Beğenme nazarı nedir? Beğenerek bakmak, kötü niyetle bakmamak. Şimdi bir tanesi öldürücü nazardı. Zaten art niyetin zirvesi artık tavan yapmış, pik vuruyor. Haset nazarı yine kötü niyetli. Ulan onda var bende yok var ya. Ne kadar karısıyla kocasıyla mutlu ben değilim falan. Beğenme nazarında hiçbir kötülük yok. Dikkat ettiniz mi? Beğenme nazarı. Kendine bakıyorsun, beğeniyorsun ama nazarın değebiliyor ya hanımın insan hanımının kocasının veya bir anne için düşünün. Dokuz ay karnında taşımış ne acılar çekmiş. Cık, ya niye kötülük etsin yavrusuna? En uç nokta bakın ama annenin nazarı daha fazla geçiyor. Neden? Beğeniyor. Nazar bakmak demek zaten. Ama ne oldu? Eğer şu şekilde davranmazsak, Allah'ın ismini söylemeden, kendimize mal ederek, yani haşa sümme haşa, bu güzel çocuk bana ait, ben meydana getirdim gibi havalara girersek, Bismillah, maşallah, tabarakallah, la havle ve la kuvvete illa billah demezsek, en kısası maşallah demedik. Yani ya Rabbi senin adınla, ne güzel yaratmışsın sen bunu. Kalbimizden bunu geçirsek mesela çocuğumuzu sevdiğimiz zaman, aynada diyelim kendimize baktık falan, o ne kadar güzelim ya demeden. Maşallah. Ya Rabbi şükürler olsun sana. Sen yarattın böyle. Dileseydin yaratmazdın. Hamdolsun sana. Demek varken değil mi? İşte bunu yapmadığımız zaman kardeşimize, sevdiğimize, akrabamıza olduğu kadar kendimize ve kendi etrafımızdaki birinci derecedeki yakınlarımıza da nazarımız diyebilir. O yüzden lütfen bu konuda biraz durup düşünelim bu çeşitlerden iki tanesi bende olmayabilir. O yüzden nazardan bana ne demeyelim? Bundan sonra yeni arabanız mı aldınız? Çocuğunuz mu doğdu? Bir eşya mı aldınız? Beğendiğiniz bir şey olduğu zaman körü körüne ani güzelmiş. Değil. Maşallah. Mesela bu programımızla da alakalı. Dinliyorsunuz. Eğer beğendiyseniz Allah razı olsun ya. Güzel bir program diyorsunuz, maşallah. Zaten bunu yorumlarda bazen okuyorum YouTube'un o e, videonun paylaşıldığı yerin altında kardeşlerimiz maşallah bugünkü program güzeldi abi falan diye yazıyorlar. Görüyorum Allah razı olsun. Çünkü bize yakışan bu Allah'ın ismini Celle Celaluhu kullanmak zorundayız. Yani vurgulamak zorundayız. Bunu böyle yapmadığımız zaman illa nazar olur mu? Kötü bir şey mi başımıza gelir? Hayır. Ama kendimizi koruma altına almış oluruz. Bunu unutmayacağız. Yani işin özü şu değerli dinleyenlerim. Elimizdeki nimetin reklamını yapmayacağız. Hava atmayacağız. Ne kendimize ne başkalarına. Bak ben bunu aldım. Kocam bana bu tek taş pırlantayı aldı. Geçen gün şunu şunu aldım. Kendimiz kaşınıyoruz. Kaşınanı da kaşıyorlar ama. Kaşınmamak lazım. Sen karnını doyuramayan veya senin imkanına, senin maddi kazancına ulaşamayan insanlara karşı hava atarsan, çocuğu olmayanın karşısında çocuğunun havasını atarsan, abartırsan bir şeyleri, mıknatıs gibi nazarı çekmiş olursunuz Allah korusun. Bakın, mıknatıs nasıl çekiyor? Eskiden bilmiyorum kullanıyorlardı. Şimdi belki farklı şeyler vardır. Yuvarlak yuvarlak mıknatıslar vardı. Bir tane dikiş kutusu olurdu annelerin. Annemin de vardı. İğneler hep etrafında böyle dolanmasın diye, kolay olsun bulması diye bir mıknatıs olurdu yuvarlak. Aynen onun gibi. Mıknatıs gibi çekiyoruz. Her Kendimizi teşhir ettiğimiz, manken gibi poz verdiğimiz, böyle ben neymişim ya dediğimiz o paylaşımlarda, ah o yavrularımızın fotoğraflarında, kocamızın, hanımımızın sarmaş dolar çekildiğimiz, o Facebook'taki, Instagram'daki şu edalarla baktığımız o fotoğraflar bize nazar olarak, hastalık olarak geri dönebilir. Bu potansiyel var mı? Var. Bakın, belki ilerleti ilerleti dinlediğiniz programı, kaçırmayın diye söylüyorum program başında aktarmaya çalıştım. Nazar konusunda ayrıntıları bilmiyoruz. Hiçbir İslam alimi bu konuda nazar şudur demiyor. Ama nazarın olduğunu, yani göz değmesinin olduğunu biliyoruz. Bugünkü bilim insanlarının da bu konuda çok önemli çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Yeni yeni yapılan çalışmalar özellikle bize bunu anlatıyor. Böyle bir sonuca ulaştık mı? Nazar var mı? Var. Peki. Ama nazarla ilgili yapabileceklerimiz var. Kul e, bu bundan e, kurtulmanın Allah'ın izniyle yolları da var. O da dua, dua, duadır arkadaşlar. Duadan başka bir şey değildir. Sadaka vermektir. Nazar bir insanın bir eşyaya baktığı zaman veya bir insana baktığı zaman kıskanması, haset etmesi ona zarar vermesi anlamında kullanılıyor. Türkçede nazar diyoruz veya nazarı almak diyoruz. Evet, nazar var. Bir insanın bakışı eşyaya, insana zarar verebiliyor. Dinen bu mümkün kabul edilmiş. Bilim de artık buna sıcak bakıyor. Ama sakın unutmayın. Dinen böyle bir şey vardır demek, bunu yapın emrini böyle algılamak değildir. Sihir gibi büyü gibi bir tehlikedir. Buna işaret ediyor dinimiz. Bundan uzak kalmak ve korunmak için tavsiyelerde bulunmuştur. Peki ne yapabilirim ben? Tembelliği bırakıp yatmadan önce, evden çıkarken her namazdan sonra ayetel kürsiyi okuyacağız. Felak ve Nas surelerini okuyacağız. Okuyup kendinizi üfleyebilirsiniz, çocuklarınızın üzerine üfleyebilirsiniz.'' efendim suya üfleyip içebilirsiniz. Bunda bir yanlışlık yok. Çünkü Allahu Teala'nın yarattığı her şeyin arasında siz varsınız. Hiçbir şekilde şirke girmeden Allah'ın kelamını Celle Celaluhu içinde zaten Felak Nas'ta Ayet-i Kürsi'de bir dua var mahiyetinde. Sığınma talebi var. Dolayısıyla Hiçbir yanlışlık yok ortada ama nazar boncuğuna şuna buna geçtiğiniz zaman Yok şuradaki bilmem ne yatırına gidelim, buradaki şu evliyanın kabrine gidip şu ipliği bağlayalım, şuradaki şu pan şey, pantolondan kestiğimiz kumaşı şuraya yapalım, yumurta kabuğuna buraya bilmem ne yapalım, üç hafta sonra gidelim, kontrol edelim gibi şeylerle vaktimizi harcamayalım ve gereksiz vesveseye itibar etmeyelim. Kardeşlerim, hiçbir zaruret olmadığı halde, yeni doğmuş bebeklerimizden, Mutlu mesut aile fotoğraflarımıza, düğün ve nişan fotoğraflarımızdan yeni aldığımız evlerimize, arabalarımıza, elbiselerimize kadar insanların böyle hayranlıkla bakıp kıskanabilecekleri, haset edebilecekleri, nazar edebilecekleri bütün fotoğraflarımızı artık pervasızca paylaşan bir toplum haline geldik. Hiçbir gerekçemiz olmadığı halde keyfi olarak yavrularımızın fotoğraflarını sürekli sosyal medyaya servis eden anne babalar olduk. Ama en büyük zararı verdiğimizin farkında değiliz. Tüm o zararlı bakışların tesirine o fotoğraftan, videodan bile nazar gelebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna Cafer bin Ebi Talib'in iki çocuğu getirilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları büyüten dadılarına bu çocuklar niçin bu kadar zayıf diye sorunca dadıları Ey Allah'ın Resulü nazardan çok çabuk etkileniyorlar deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bunlar için okuyunuz. Çünkü herhangi bir şey eğer kaderi geride bırakacak olsaydı nazar onu geride bırakır geçerdi buyurdular. Yani geçemeyeceğini buyurdu ama duaya biz yöneltti. Bunu göstermemiz lazım. Maalesef bugün biz bize verilen nimetleri fark edemediğimiz gibi sağlığımızı da kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. Birinden bir e, amiyane tabirle kazık yediğimiz zaman arkadaşlarımıza veya ortağımıza iş yapmamız gerekenlere ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Yaşlandığımız zaman da gençliğin kıymetini anlıyoruz öldüğümüz zaman da hayatın kıymetini anlayacağız büyük ihtimal. Şimdiden biz Allahu Teala'nın verdiği şu aklı kullanalım. Ne olur bundan sonra her canımız sıkıldığında topu nazara atmayalım. Başkalarına atmayalım. Biriyle kavga ettik, evde sakarlık yaptık, şu oldu bu. Nazardan, nazardan. Hı hı. Yemek yemiyor, nazardan efendim. Veya çok kilo aldı, nazardan kilo aldı. Bu artık bir ee, şeye döndü yani efendim istismarcılık bunun başka bir anlamı yok. Aç bak e, şeyi. Aç suçu başkasına. Böyle bir şey olabilir mi? Adam karısını aldatıyor. Bana büyü yapıldı ondan ben seni aldattım diyor foyası ortaya çıktığı zaman. Hanımefendi kilo veremiyor bana nazar oldu da ondan diyor. Bir türlü boğazıma engel olamıyorum. Çocuğu düşüyor ya hangi çocuk düşmemiş? Çocuk düşüyor bu nazardan oldu. Şimdi bunların arasında, evet karı kocaya da nazar geliyor mu? Evet geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, nazar edildi mi? Allah'ın izniyle kurtarıldı, tesiri uzaklaştırıldı ama büyü yapıldı mı? Evet. Yine Allahu Teala'nın izniyle kurtuldu mu? Evet. Hatta o ayetlerden bahsettik. Nas, Felak surelerinden, işte Bakara suresinin şu 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 kısmı dedik, işte ayetler kürsi, bunlar zaten sığınmadır. Yani Allahu Teala'ya acizliğimizi belirtip sığınmamız lazım. Farklı farklı şeylere bilmem Hristiyanlıktan şundan buradan gelen törenleri şunları bunları falan hiç girmememiz lazım. Biz akıllı insanlarız. Biz tedbirimizi alırız. Ne yapmam lazım tedbir? Ayet-i Kürsi'yi mi okuyacağım? Tamam. Tedbir. Çoluğumu çocuğumu sosyal medyada teşhir etmemem lazım? Tamam. Ona dikkat edeceğim. Efendim namazlarımı kılıyor muyum? Tamam. Namazların sonunda ayete kürsüyü okuyacak mıyım? Ve anlamını bilecek miyim? Bir dakikaya ben ayete kürsüyü okuyorum ama belki 20 yıldır 30 yıldır okuyorum. Ayete kürsünün içinde ne yazıyor? Yani manası nedir? Tefsirinde ne yazıyor hiç okudun mu? Mesela onu okuyalım. İşte sığındıktan sonrasını da Allah'a Teala'ya bırakacağız. Elimden geleni yapıyorum. Ben Araba kullanırken eğer e, şu e, yolda şu hız kurallarına uyman gerekiyor dendiği zaman o kurallara uyuyorsam efendim emniyet kemerini takmam lazım vesaire hatalı sollama yapma ben bunlara riayet ettikten sonra başıma geliyorsa ayrı ama aman kaderde varsa olur deyip de ben gözüm kapalı emniyet kemerini kullanmadan hız limitlerini ikiye üçe katlayarak gidersem kaderimde varsa ölürüm dersen bu da bir inanç olmaz. Allahu Teala'nın istediği bir inanç İslam içindeki bir şey olmaz. Böyle bir kader anlayışı yok. Elimden geleni yapacağım. Takdir Allahu Teala'nın. Hasta oldum, doktora gideceğim. Bir yandan dua edeceğim. İyileştiğim zaman iyileştirenin Allahu Teala olduğunu, doktor beyin veya doktor hanımın neyse vesile olduğunu, aldığım ilaçların, olduğum ameliyatların bir vesile olduğunu güleceğim. Tamam? Nazara böyle bakalım ne olur. Yoksa vesveselerden kurtulamayız. Her şeyi acaba nazar mı, şu mu bu mu demeye başlarız. Önlemimizi alacağız. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. En son ne zaman ayet-i okudum yatarken? Evden çıkarken en son ne zaman dua okudum? Bismillah tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah dedim. O kısa kısa dualar var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yasmi şeyun fil ard, fis sema ve hassemul alim. Ne dedim ben? Ne yapıyorum? Türkçesi nedir acaba bunların? En son ne zaman okudunuz bunları? Okuduk. Arabayı kullanmaya başlarken Bismillahirrahmanirrahim. Ne zaman dedik? Yatak odasına girerken. Hanım ve koca arasındaki o özel şeyler başlamadan önce. Kapıdan girerken. Allah'a ne zaman en son sığındık? Dükkanımızı açarken en son ne zaman besmele çektik? Çocuğumuzu severken karımızı kocamız en son ne zaman maşallah barakallah dedik ve kalbimizden ya Rabbi ne güzel yaratmışsın. Şükürler olsun sana aklımızdan geçirdik. En son ne zaman bebeğimizi yavrumuzun fotoğraflarını kocamızın bize aldığı hediyeyi şunu bunu millete naziri olsun hava atayım der gibi tam Instagram'dan şundan buradan hikayelerle paylaşmadan önce bir dakikaya benim yaptığım doğru mu diye düşündük. İşte bunları düşünmenin vakti gelmiştir. Bugün psikolojik yönden birçok hastalıklar var. Tespit edilebilmiş hastalıklar olduğu kadar ne olduğu belli olmayan hastalıklar da var. Tıp bazı konularda çaresiz kalıyor. İnsanların biraz daha bu konulara duyarlı olması, dikkat etmesinde fayda vardır. Belki bundan yıllar sonra Nazar ile ilgili daha çok bilim makalesi okuyacağız. Daha hayretler içerisinde kalacağız. Evet, parafizikoloji deniyor bunlara. Herkesin e, merakı olmadığı için bu konularla ilgili ayrıntılı bilgiler aktarmak istemiyorum. Ama belki üç seneden fazla hayatımın bir bölümünü bunlarla yaşadığım için, bilgilere haiz olduğum için rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Artık bunlar efendim bilimle iç içe olan şeylerdir. Mesela bir örnekle programı nihayet erdirmek istiyorum. Herkesin gözlemcilerin olduğu bir yerde ortaya kristal bardaklar konuyor. Efendim bu bardaklar hiçbir şekilde ne iple ne şunla bunla müdahale değil. Herkesin gözü önünde sadece gözüyle belli bir süre bakarak üç kişi aynı anda bir üçgen oluşturmuşlar böyle. O bardağa doğru bakıyorlar. Çat diye bardak kırılıyor. Hiçbir ses yok. Hiçbir şey yok. Şimdi bilimle açıklayamayacağınız şeyler olduğu zaman bu yalandır diyemiyorsunuz. Artık bunu bilim kabul ediyor. Çünkü bu, bugüne kadar bu yoktur, şu yoktur falan dediler. Aradan yüz yıl geçiyor. Aa varmış demek ki daha ortaya çıkmamış diyoruz. Ben, o yüzden diyorum belki de bundan birkaç yıl sonra nazarla ilgili daha çok önemli çalışmalar olacak. Bunları daha iyi anlayacaksınız. Bugün bununla iktifa edelim. Son cümlem şu olsun. Bir kardeşiniz veya bir abi olarak görüyorsanız abi olarak tavsiyem lütfen kendinize en azından dikkat ediniz. Hanım kardeşlerimiz daha çok ilgi çektiklerinden, cezbettiklerinden dolayı çok daha dikkat etsinler. Hele hele bakkala gitmek bazen mecbur olabiliyor. Bazen çalışmak mecbur olabiliyor. Veya bir yerde televizyon programcısınız, bizim olduğumuz gibi görünüyoruz. Bunların dışında mecburiyet olmadan kendinizi teşhir etmemeye çalışınız. Ne kadar az görünürseniz, ne kadar az özelinizi, mutluluğunuzu paylaşırsanız, o kadar nazarınız az olur, az gelir ve sizin de kafanızı rahat eder. Sizde ne olur? Acaba benim nazarım insanlara geçer mi? konusunda düşünün. Bundan sonra sevdiğiniz, beğendiğiniz kim varsa maşallah deyin. Maşallah, tebarek Allah veya barakallah deyin. Allah deyin. Allahu Teala'nın ismini anınız. Allahu Teala sizleri, bizleri, sevdiklerimizi Müslümanların nazardan muhafaza buyursun. En önemlisi kem gözden ve o öldürücü, haset edici insanların ve onların oyunlarından, kötülüklerinden, insi ve cinni şeytanların şerrinden, nefsemizden gelecek şerlerden bizleri muhafaza buyursun. Amin. Rabbimiz Celle Celaluhu ne zulme uğramayı ne de başkalarına zulmetmeyi bizlere nasip etmesin. İnsan olarak nasıl yaşıyorsak Rabbimizin sevdiği ve istediği, arzu ettiği, razı olduğu bir insan olarak bir kul olarak bu dünyadan göçmeyi cümlemize nasip buyursun. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Sizleri, sevdiklerinizi, yuvalarınızı, kocalarınızı, hanımlarınızı ve bütün Müslüman kardeşlerimi sakındırıyorum. Rabbimden sizleri korusun, muhafaza buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve nebiyine Muhammed.